Merhaba. Bu bölümde yazılımcılar için son derece önemli olan bir yapıya, yorum cümlelerine değineceğiz. Bu yorum cümleleri aslında programcılık dünyasında son derece önemlidir. Bir programı geliştirirken aslında kodunu yazmaktan çok kodun anlaşılabilir olması son derece önemlidir. Örneğin bir şirkette yazılım geliştiricisi olarak çalışıyorsanız, sizinle birlikte belki onlarca hatta yüzlerce artık projeye göre yazılım geliştiricisi olabilir. Yani bir projeyi sadece siz yönetmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla projede çalışan diğer insanları da düşünerek kodunuzu okunabilir yazmanız gerekiyor. Tabii bunun için bazı standartlara uymanız lazım. Bunun yanında da kodlara küçük küçük notlar yerleştirmeniz gerekiyor. İşte bu küçük küçük notlara biz yorum satırları diyeceğiz, yorum cümleleri diyeceğiz. Bu yorum cümleleri sayesinde kodunuz yorumlayıcı tarafından yorumlanmıyor ve olduğu gibi geçiliyor. Yorum satırlarının bizim için tek işe yarayan yönü geliştiricilere hitap etmesidir. Hemen vakit kaybetmeden örneklendirerek açıklayalım. Idle arayüzünü başlatıyoruz. Şimdi normalde ekrana çıktı vermek için print fonksiyonu kullanıyoruz. Örneğin print 5 diye yazdım ve görüldüğü gibi ekranda başarılı bir şekilde 5 yazısını gördüm. Şimdi aynı ifadeyi yorum satırıyla yazalım. Yorum satırı yapabilmek için diyez işareti kullanılır. Bunun için klavyemizdeki boşluk tuşunun hemen yanında bulunan Alt GR tuşu var. Alt GR'ye basıyoruz ve 3 tuşuna basıyoruz. Görüldüğü gibi diyez işaretini yaptık. Şimdi bundan sonra yazacağımız herhangi bir ifade yorumlayıcı tarafından görmezden gelinir. Örneğin bu ifade yorumlayıcı tarafından işlenmez diye bir ifade yazalım. Normalde böyle bir şeyi diyez işareti koymadan yazarsak Python'da hata aldığımızı biliyoruz. Çünkü arada boşluklar var. Ancak Enter tuşuna bastığımızda görüldüğü gibi hiçbir hata verilmedi. Bunun nedeni bu ifadenin yorum satırı olarak algılanabilmesi. Aynı şeyi print fonksiyonu yazarak yapalım. Bakın print yazıyorum. 5 yazıyorum. Enter tuşuna bastığımızda görüldüğü gibi herhangi bir ekran çıktısı almadık. Çünkü bunu yorum satırıyla yazdık. Yorum satırlarını kullanırken yorumlayıcı bu yorum satırlarını dikkate almaz. Yani içerisinde bir kod olsa bile bu satırı işletmez. Büyük projelerde biliyorsunuz onlarca, yüzlerce değişken kullanmamız gerekebilir. Birçok yapı öğrenmediğimiz, ileride öğreneceğimiz birçok yapıyı kullanacağız. Bu yapıları yazarken hangi yapıyı ne için yazdığımızı anlatabilmek için başlarında küçük küçük yorum satırları olur. Örneğin diyelim ki bir tane sayı değişkeni tanımlayacağız. Şöyle hemen yukarısına sayı değişkeni tanımlıyoruz diye yorum ekledik. Daha sonra sayı eşittir 5 dedik. Bu gibi amaçlar için kullanılır aslında. Yani neden bu sayıyı tanımladık? Yukarıda açıklayabiliriz neden tanımladığımızı. Bu bize şunu sağlar. İleride bu koda tekrar dönüp baktığımızda burada ne yapmıştık? Bunu öğrenebilmemizi sağlar aslında. Şimdi tek satırlık yorum satırı yazabileceğimiz gibi birden fazla satırdan oluşan yorum satırı da yazmamız mümkün. Bunun için şöyle yapabiliriz. Tabii birinci yöntem örnek çoklu satır. Çoklu satır. Bu şekilde alt alta diyez işareti kullanarak da yapabiliriz. Ya da bunun daha kısa yolu üçlü tırnak. Bu Python'a özgü bir aslında yöntemdir. Üçlü tırnak kullanarak birden fazla yorum satırı yazabiliriz. Üçlü tırnağı yapıyoruz. 3 defa tırnak sembolünü koyduktan sonra Enter tuşuna basıyoruz. Görüldüğü gibi işleç gelmedi. Yeni satıra geçtik. Bir alt satıra indik. İşte bu Python'a özel bir durumdur. Buraya devam edebiliriz. Buraya. Bakın Enter'a bastıkça yorum yapmaya devam ediyorum. İşleç bir türlü gelmiyor. Yani ben buraya print fonksiyonu da yazabilirim. Görüldüğü gibi mesela 5 diyorum. Enter tuşuna basıyorum. Yine yorum yapmaya devam ediyorum. Yeşil rengini aldı. Bunu şu şekilde kapatabilirim. Yine 3 tane tırnak koyacağım. 3 tane çift tırnak koyacağım. Enter tuşuna bastığım anda görüldüğü gibi bunlar yorum satırı olarak kaldı. Peki bu ifadeler neden yazıldı? Bu idle arayüzünde olduğumuz için ekrana yazıldı. Normalde bu ifade Python'da çalıştırıldığında ekrana çıktı vermez. Sadece bu yorumu bize hatırlatmak için bir ekran çıktısı verdi. Normalde bu kodun aslında bir ekran çıktısı yoktur. Bu üçlü çift tırnak sembolü çoklu satır yorum yapma işlemlerinde kullanılır.
genellikle menü tasarımı için kullanıyoruz aslında. Bunu da yine ilerleyen derslerde örneğini vereceğiz. Yorum satırları gayet bizim için önemlidir. Mutlaka büyük projelerde, hatta yazdığınız küçük projelerde dahi neyi ne için yaptığınızı ifade edebilmek için yorum satırları kullanmayı ihmal etmeyin. Eğer tek satırlık bir yorum yazacaksak diyez işaretini, çok satırlı yorum yazacaksak 3 tane çift tırnak sembolünü yan yana getirerek yorum satırını kullanabiliriz.